Yunus Emre'den birçoğunuz bilirsiniz. Ete kemiğe büründüm. Devamı ne? Yunus diye göründüm. Ne demek bu? Ben Allah'ım ama işte ete kemiğe bürünerek sizin karşınıza Yunus diye çıktım. İşte mesela beni bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içer o. O da öyle işte. Bir, o kendisinden içeri olan o ben, Cenab-ı Hak'tan, yani bir hulul akidesi derler buna, şeyin, inancın onun içerisine girmesidir. Mesela Mevlana Mesnevi'nin ön sözünü okursanız görürsünüz. Der ki bu Allah'ın kitabıdır der. Dini anlamada yani dinindir. Dinin asıllarının asıllarıdır. Dinin asıllarının asıllarıdır. İlk cümle böyledir. Şimdi bu dinin aslı nedir? Nereden alıyoruz? Kur'an'dan alıyoruz. Kur'an nereden geliyor? Levh-i Mahfuz'dan. Onun aslı. Peki onun aslı nereden? Allah'tan. İşte bu doğrudan Allah'tan geliyor. Bu öyle Levh-i Mahfuz'dan, Kur'an'dan alınma bir şey değil diyor. Dinin asıllarının asıllarıdır. Mesela İmam Gazali diyor ki El-Munkuz İbn-i Dalal'da peygamberler diyor Cebrail'den alırlar bilgilerini, biz de oradan Allah'tan alırız diyor. Efendim? Onların vehbidir, bizimkisi kesbidir. Onların bilgileri diyor, vehbi bizimki kesbi. Onlar diyor öyle hazır bulmuşlar, biz gayretimizle bu işi almışızdır diyorlar. Şimdi bu oldukça yaygındır. Dikkat ediyorsanız mesela kullandığımız isimlerin kutsallığı hiç tartışılmaz. Yani bir şeyde, yani mesela bir İslam toplumunda tartışılır mı? Mevlana, İmam Gazali hiç tartışılır mı? İnsanlar tartıştırırlar mı? Mesela şeyde Said Nursi de diyor ki Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır diyor bu kitap. Kendi kitabı için. Şarkın iliminden, felsefesinden, garbın biliminden, medeniyetinden değil, Kur'an'ın mertebe-i arşisinden alınmıştır diyor. Yani bu oldukça yaygın bir şeydir. Şekil değiştirerek devam ediyor. Bunlarda son derece dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla hani sürekli Cenab-ı Hak bize takvayı emrediyor ya, korunmayı. Şeyde de vardır, hani bulaşıcı hastalıklara karşı korunma meselesi vardır biliyorsunuz. Asıl korunmayı şirke karşı yapmamız lazım. Son derece dikkatli olmak lazım. Çünkü o kadar kolay tanrılaştırılıyor ki insanlar. Mesela şimdi bir şey söylüyorsunuz. Mehmet Hoca burada mıydı? Şimdi Mehmet Hoca'nın bir usulü vardı. Arkada oturuyor. Bugün buraya gelmiş. Mehmet Erol Hoca'nın bizim vakıfta uzun süre kaldı. Şimdi mesela bir tane kitabı kasteye sarar. Gider birisini açar şurayı bir oku der. Adam okur. Bu ne biçim şey ya? Bunu kim yazmış? Bunu yazan kişinin dinle imanla alakası yokmuş diye. Şimdi onun usulüdür o. Ondan sonra alır kitabı ver al bir sen oku der. Adam eline alınca gazete açılır, kitabın kendisi görülür, yazarı falan. Hemen geri verir. Bunda bir hikmet vardır der. Öyle değil mi Mehmet Hoca? Aynen öyle. Bunda bir hikmet vardır der.
Çok enteresan. En'am suresi 93. ayet diyor Enes Hoca. Evet, 138. sayfa. Evet, ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben. İşte mesela işte şeyde, az önce Mevlana dedik, okuyun o en baş tarafı. Bunun isimlerini de Allah vermiştir diyor. İşte buna asla şeytan dokunamaz. Bunda işte anlatır. Yani bu içerisinde şüphe edecek hiçbir şey olmayan bir kitaptır der Mesnevisi için. Yani o birinci sayfada öylesine bir kutsal ki o şeyde girişte. Vardır şey, gidin evinizde bakın yani. Mutlaka vardır evinizde. O ön söz kısmını bir okuyun görürsünüz. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Enes Hoca o ayeti okuyalım dedi. Estağfirullah. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah-u Teala bir yalanı mal edenden daha zalim kimdir? Yani yalan bir şeyi bu Allah'a mahsustur diye mal ediyor. İşte bu Allah'ın kitabıdır. Allah tarafından indirilmiştir falan deniyor. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ, ya da şöyle diyen, bana vahiy gelir. Bazıları ilham diyerek işi kurtardıklarını zannediyorlar. İkisi de aynı manaya kullanılır. وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ, halbuki ona hiçbir şey vahiy edilmez. وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِسْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ, ya da Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenden daha zalim kimdir? وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, bu zalimleri o ölüm esnasında, o ölümün sıkıntılı anlarında, ölüm perdeleri altındayken bir görsen, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ اَيْد۪يهِمْ, melekler de bunlara ellerini uzatmışlar. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ, melekler onlara diyor ki canınızı siz çıkarın bakalım diyorlar. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, bugün alçaltıcı azapla azaplandırılacaksınız. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ, Allah'a karşı gerçek dışı şey söylemiş olmanıza karşılık. وَكُنْتُمْ عَنَ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, Allah'ın ayetleri karşısında kendinizi üstün gördüğünüz için, kendi sözünüzü Allah'ın sözüne denk, hatta ondan daha üstün gösterdiğiniz için, çekin bakalım cezanızı diyorum.